Allah'ın adıyla. Nur suresi 35. ayet. Allah göklerin ve yerlerin nurudur. Onun nuru içerisinde çırağı bulunan bir kandile benzer. Allah Allah. Kandil de inciden parlayan yıldızlar gibidir ki ne doğuda ne batıda nispeti bulunmayan bereketli bir zeytin ağacından yakılır. Allah Allah. Bu ağacın yağı neredeyse üzerine ateş değmese bile ışık saçar. Allah. Nur üstüne nurdur o. Allah, Allah. Allah dilediğini nuruna kılavuz eder. Allah, Allah. Allah insanlara misaller verir. Allah her şeyi çok iyi bilir. Allah Allah. Nur suresi 36. ayet. Allah'ın nuru adlarının alınmasına izin verilen evlerde yakılır ki gece gündüz sabah akşam oralarda Allah'ı tesbih etmesine delalet eder. Hüy ya pirim hüy, çerarufşan, kahri devrişan, nur iman, hikmeti firan, nur-i horasan, hukuki yaptalan, kanun-u evliya, gerçek erenler demine hüy. La meta illa illa sefa illa zülfikar. Azametin nur aşkına ya, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nübüvvetin nur aşkına ya, ya Muhammed, ya Muhammed, ya Muhammed. Velayetin nur aşkına ya, ya Ali, ya Ali, ya Ali. Çok şükür sana Rabbim. Bismillah Allah Allah. Tüm çera uyandırdık ol fahri hüdanın aşkına. Sevden, kevnen, Muhammed Mustafa'nın aşkına. Allah Allah. Saki, Kevser Ali'ye, Mürteza'nın aşkına. Allah Allah. Hatice, Kübra, Fatıma, Tul, Zehra, oğlu Hayrul Nisa'nın aşkına. Allah Allah. İmam Hasan, Ülkü Rıza, İmam Hüseyin, şehitlerin şahı, şehitlerin aşkına. Allah Allah. İmam Zeyneleba, İmam Muhammed, Bakır-ı Beka, İmam Cafer-i Sıddık-ı Sefare, Kuran'ın aşkına. Allah Allah. İmam Musa-i Kazım, Cismi Pak, İmam Ali Rıza, Şah Orasan, İmam Muhammed Taki, İmam Ali El-Naki, İmam Hasan el-Askeri Gazi, gülümüzün aşkına. Allah Allah. İmam Mehdi sahip livanın aşkına. Allah Allah. Haşrederek yanan, yakılan aşikanın aşkına. Allah Allah. Birimiz üstazımız Hünkar Hacı Bektaş'ın elcin aşkına. Allah Allah. Şah Hüseyin kıblegahımızdan eser. Ehl-i Beyt'i sevenler cemlere ayak basar. Kırklar meydanında pirim üstadın cebrülen sar. Er cemali Muhammed, pür cemali Ali, İmam Hasan, İmam Hüseyin Ali, pür bilim. Verelim Muhammed Mustafa Ehl-i Beyt'ine canı gönülden selavat. Allahümme salli ala seyyidine Muhammedin ve Ali Muhammed. Allah Allah. Hak'tan bize ulaşan çerağımız sonsa dek kılavuzumuz olsun. Allah Allah. Çerağımız yansın, yakılsın azametin nur aşkına. Allah Allah. Çerağımız yansın, yakılsın nübüvvetin nur aşkına. Allah Allah. Çerağımız yansın, yakılsın velayetin nur aşkına. Allah Allah. Çerağımız yansın, yakılsın Ehl-i Beyt'in nur aşkına. Allah Allah. Çerağımız yansın, yakılsın cümle şehid-i şühedalar aşkına. Allah Allah. Çerağımız yansın, yakılsın Pirimiz Hünkar Hacı Bektaş Veli aşkına. Çerağımız yansın, yakılsın. Hak ile hak olmuş cümle insani kamiller aşkına. Allah Allah. Çerağımız yansın, yakılsın. Yolumuzun, birliğimizin, dirliğimizin, ülkemizin, dünyamızın barışı aşkına. Allah Allah. Hayır hizmetiniz kabul ola. Muradınız hasıl ola. Allah Allah. Cadül enserin üstü metleri üzerinize hazır ve nazır ola. Allah Allah. Hizmet sahiplerin üstü metleri sizinle ola. Allah Allah. Gerçeğe hüy mümine ya. Hizmetinizden şefaat göresiniz. Allah Allah. Güzel canlar, öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle, aşk niyazlarımla selamlıyorum. Cenab-ı Hak yer ve yardımcımız, Allah. Hızır kılavuzumuz olsun. Allah. Cenab-ı Allah yapacağımız cebimizi, şu anda cem evlerinde cem olmuş, cem yapan cümle canların cemini, çeralarını yapmış, bizimle de cem olan cümle canların
Hızır Cemil'i dergah izzetinde Cenab-ı Hak kabul eylesin. Allah'ın rızası, Hızır'ın aşkıyla tuttuğumuz oruçları da dergah izzetine kaydetsin. Bizi de Hızır'ın yolunda ilmi ledünü içenlerden eylesin. Güzelcanlar, bugün hiç hoş olmayan bir video sanal alemde paylaşıldı. Yezid yine Yezid. Bir söz var, diyor ki, kömürü ne kadar yıkarsan yıka, kömürün karalığını gideremezsin. Bir insanın yüreğinde bir karalık varsa, dilinde bir karalık varsa, siz onu neyle yıkarsanız yıkayın, asla onun karalığı gitmez. Bugün Yakup Türkiye isimli bir kişi Alevi toplumuna bütün hakaretleri diliyle saydırmış. Ne anne bırakmış, ne evlat bırakmış, ne bacı bırakmış. Bütün çirkinliğiyle tamamen küfür ederek Alevi toplumuna büyük bir hakarette bulunmuş. Öncelikle şunu ifade edelim. Yeryüzündeki bütün inançlar bizim için, inanç sahipleri için kutsaldır. Biz her inancın karşısında saygıyla eğiliyoruz. Neden? Herkes inancıyla, herkes itikadıyla, herkes imanıyla, herkes ibadetiyle Cenab-ı Hakk'a veya neye inanıyorsa ona ibadet ediyor. Bizim hiç kimse bizim gibi değil diye kimseye hakaret etme, kimseye küfür etme, kimseye kötü söz söyleme diye bir derdimiz yok. Bizim derdimiz insanlıkla, cümle varlıkla, insan gibi, insani değerlerle ve bütün güzelliklerle birlikte yaşamak. Şimdi soruyoruz bu Yakup tilki olan tilkiye. Şöyle ki güzel canlar. Alevi toplumu için kafir demiş. Bakın, kafir kelimesinin anlamı ne? Yakup tilkiye soruyoruz. Bir, Cenab-ı Hakk'ın varlığını, Cenab-ı Hakk'ın tekliğini reddedene kafir deniyor. Ama kafir kelimesinin gerçek anlamı örtmek. Neyi? Hakikati, gerçeği örtmek. Şimdi biz soruyoruz bu kişiye. Siz ne zaman hak ile hak oldunuz da diğerlerini kafir olarak atfediyorsunuz? Güzel canlar, biz imanlı olsak bile, biz itikadlı olsak bile, biz Cenab-ı Allah'ın varlığını ve tekliğini kabul etsek bile, ama unutmayalım ki kabul etmeyen de edenin davetiyle davetli değil mi? Eğer ki bizde marifet varsa, ilim varsa, irfan varsa, güzellik varsa gidip ikna edip o zaman onu kafirliğinden kurtarmak lazım. Şimdi Yakup Tilki'ye soruyoruz. Madem imanınız o kadar kuvvetli, madem ki siz çok iyi bir Müslümansınız, o zaman ilmi ve irfanınıza güveniyorsanız, o zaman bizimle karşı karşıya gelmeniz lazım. Gerçekten siz İslam ehli misiniz? Yoksa Kur'an-ı Kerim'de Kafirun suresinde bulunan nitelikleri, vasıfları taşıyan biri misiniz? Güzel canlar, biz ne Sünni, ne Şii, ne Hristiyan, ne Yahudi, hiçbir toplumunun inancına hakaret edemeyiz. Neden? O zaman hoşgörümüz nerede kalır? Bakın, imandan bahsediyor tilki. İmandan ve de kendisini Müslüman olarak gösteriyor. Şimdi sormak lazım. Müslümanın dilinden herkes emin olmalı mı? Emin olmalı. Müslüman küfür eder mi? Hakaret eder mi? Kötü söz söyler mi? O zaman bunlar Müslüman değil. Müslüman kisvesi altında garip bir şekilde acaba bunlar kafir olmasınlar mı? Alevi ve Sünni toplumunu çatıştırmak için, Alevi Sünni toplumunun arasını açmak için nifak tohumları olmasın mı? Biz Alevisiyle, Sünnisiyle, Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkezisiyle, Ermenisiyle, Hristiyanıyla, Yahudiyle, inanmayanıyla da biz kardeşçe yaşamak zorunda değil miyiz bu ülkede? Herkes bizim gibi inanmak zorunda mı? Herkes bizim gibi ibadet etmek zorunda mı güzel canlar? Hayır. Herkes birbirine
saygı duymak zorunda. Ne zaman herkes birbirini olduğu gibi kabul ederse yeryüzüne o zaman barış gelir. Bakın dikkat edin. Bu ve bunun gibi anlayışında olanlar Suriye'de, Irak'ta insanların başlarını kesmediler mi? Soruyoruz. İnsan kesen insan mıdır? İnsan kesen Müslüman mıdır? İnsan katleden İslam mıdır? Kesinlikle değil. Size bir şey söyleyeyim mi güzel canlar? Bazılarının sureti insan ama sıretleri hayvan oldukları için hayvanca söylemlerde bulunmaktadırlar. Bu nokta itibariyle bu gibi insanların söylemlerine ne Alevi toplumu ne Sünni toplumu kardeşlik, birlik ve beraberlik adına asla önem vermemeli. Teşhir edilmeli mi? Teşhir edilmeli. Yalnız bir noktaya daha değinmek istiyorum. Acaba bu gibiler bu sözleri kimden cesaret alıyorlar? Aslında önemli olan nokta burası. Demek ki birileri bunlara cesaret verebiliyor. İşte bunların hukuk önünde mahkum edilmesi lazım. Neyle? Söyledikleri sözle. İkincisi, inandıkları inancı da teşhir etmeli. Güzel canlar. Bir inanç, insanların arasına kin, kibir, kıskançlık, kötü duygu ve düşünce ekiyorsa bilin ki orada inanç yok. Orada ne var biliyor musunuz? Hayvani mertebede kendini bilmeyenlerin, başkalarına tahammül edemeyenlerin inancı söz konusu. Biz Aleviler din, dil, ırk, cins, renk ayırmadan cümle insanlara tek nazarla bakar mıyız? Bakarız. Biz sevgiye, hoşgörüye, muhabbete, şefkate, erdeme, paylaşmaya, yaşamın bütün güzelliklerinin insan ve bütün varlıklarla paylaşmasını söylüyor muyuz? Söylüyoruz. Şimdi bir karşılaştırmak lazım. Bir yanda kimin kılıcını almış eline, bir yanda da sevginin. Bir yanda ilmi almış, bir yanda cehaleti. Hangisi insanlık mertebesi güzel canlar? İlmin, irfanın, kemaletin, marifetin yolu insanlık yolu değil mi? Onlarda yok öyle bir şey değil mi? Güzel canlar, şu söz çok kıymetli ve çok önemli. Söyledikleriniz de yargılanacak, söyledikleriniz de atlanacaksınız. Allah. Eğer ki insanın özü temizse, kaynağı temizse, dili de temizdir. Bir adamın özü kirliyse, kaynağı kirliyse, sözü de kirlidir. Kirli kaynaktan su içebilir misiniz? İçilmez. Vallahi biz bugüne kadar Ehl-i Beyt'e gönül verenler, 12 imamların ışığıyla yol sürenler, o erenlerin, evliyaların, gerçeklerin izinde yürüyenler asla kirli kaynaktan su içmedik. Niye? Çünkü kaynağımız, menbaımız bizim Ehl-i Beyt. Bizim kaynağımız, menbaımız Cenab-ı Hakk'ın kaynağıdır. Kaynağı güzel olanın sözü de güzel olur. Kaynağı güzel olanın düşüncesi de güzel olur. Kaynağı güzel olanın davranışı da güzeldir. Şimdi soruyoruz. Sayın Yakup Tilki, eğer sizin içiniz kara olmasaydı bu kadar çirkin söz asla ve asla çıkmazdı. Ancak temiz insanlar, insanların arasına birliği, beraberliği, güzel olguları ekmek için çaba sarf ederler. Peki bu ne yapıyor? Alevi toplumuna bütün çirkin sözlerle güzel canlar hakaret ediyor. Bunu kabul etmemizin mümkünatı var mı? Yok. Bir Alevi yapsa onu kabul etmemizin mümkünatı var mı? O da yok. Telefonlarımızda sessiz alalım güzel canlar. Bu nokta itibariyle güzel canlar. Bu Yakup Tilki gibilerini kınıyoruz. Biz biliyoruz ki siz insan değilsiniz. Biz biliyoruz ki sizin mertebeniz hayvan mertebesi. Aslında hayvanlar kale almaz ama böyle hayvanlara cevap vermezsen bunun gibi hayvanlar da başka çirkinliklere de girebilirler. Şimdi hayvanın yeri neresi güzel canlar?
Evet, bu adamı bir ağrı koymaları lazım. İnsanlar insanlarla yaşamalı. Hayvanlar da hayvanlarla yaşamalı güzel canlar. Dikkat ederseniz nefs semalenin kötülüklerinden bir tanesi ne biliyor musunuz? Köpek gibi havlamaktır derler. Peki bu adamın huyu ve ahlakı eğer ki bu nitelikteyse düştüğü mertebede o mertebe değil mi? Aynı mertebe. Biz Aleviler bölmeyeceğiz, parçalamayacağız. Kötü söz söylemeyeceğiz. Ama kötü söz söyleyenlerin karşısında da boyun eğmeyeceğiz. Güzel Candar, şunu da ifade etmek istiyorum. Cem evlerimize çok yüklü elektrik faturaları geliyor. Bugün bu devlet hepimiz vergi ödüyor muyuz? Vatandaşlık görevimizi yapıyor muyuz? Nasıl Sünni kardeşimin camisinin elektriği, suyu, bütün hizmetlerinin karşılanma noktasında olanaklar tanınıyorsa Alevi toplumunun da cem evlerinden elektrik, su paraları alınmamalı, arsa tahsis edilmeli, böyle yüklüce elektrik faturaları da yollanmamalı. Peki, hem vergimi vereceğim, hem de üstünden geleceksin, benim inanç yerimde elektrik veya diğer giderler noktasında para alacaksınız. Şu anda dikkat ederseniz, cem evimiz soğuk olduğu için burada cem ediyoruz, farkında mısınız? Eğer ki doğal gazımız olmuş olsaydı, şu anda biz cem evimizde cem etmiş olmayacak mıydık? Bu konuda da devletin bir an önce Alevi toplumunun cem evlerinin elektrik ve diğer giderlerinin kadrolarının da tahsis edilip yasal hale getirilmesi gerekiyor. Yine güzel canlar bir şey daha ifade etmek istiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin güzel bir hizmeti oldu. Bazı cem evlerine kadrolar verildi. Bu konuda biz teşekkür ediyoruz Sayın Ekrem İmamoğlu'na. Fakat İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin inanç masasında cem evleri arasında ayrım yapılmakta. Bazı cem evlerine 5, 4, 3 söylenler. Ama en az 3 verilirken bazı cem evlerine hiç verilmemiş, bazı cem evlerine tek verilmiş. Bunun hepsine verilmeli dedim. Kesinlikle hepsine verilmeli. Ama inanç masasında bulunan bir şahıs bu konuda büyük bir adaletsizlik yapmakta. Biz Sayın Ekrem İmamoğlu'ndan buna el atmasını ve bunu düzeltmesini istiyoruz. Sosyal demokratlar hak, hukuk, adalet diye slogan atar. Doğru mu? Layık demokratik cumhuriyetin değerlerine sahip çıkarlar. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun da inanç masasında dönen yanlış noktayı düzeltmesi gerekiyor. Hemen hemen oyların büyük bir bölümü Alevi toplumundan gitti. Örneğin bizim cem evimizde cenaze hizmeti için kadro istedik. Maalesef alamadık güzel canlar. Çünkü neden? Bugün bizim yıkayan bir bacımız, yıkayan bir canımız olsa burada, bizim burada niye cenazeler kalkmasın? Aracımız yok, hizmetimizi yapamıyoruz. Bu noktada Sayın Ekrem İmamoğlu'ndan rica ediyoruz. Lütfen buna el atsın. Her cem evine, her camiye, her kiliseye, her havlaya eşit bir mesafeyle yaklaşılıp hak hukuk neyse o sağlansın. Bizim temelimiz de bu. İnanıyorum ki bu noktada hassas olacaklar ve bunu da düzeltecekler. Çünkü biz temiz insanların, yüreği güzel olan insanların yanlışları doğruya götürüp güzelleştireceğini biliyoruz. Bu noktada da yaptıkları bütün güzel hizmetlerden dolayı da kendilerine, hepinizin adına biz burada saygılarımızı sunuyoruz güzel canlar. Çünkü bugüne kadar cem evlerine hiçbir olanak tanınmazken şu anda bulunan Büyükşehir Belediye'miz cem evlerine en azından bir de olsa, iki de olsa, üç de olsa, dört de olsa bir kadro vererek gerçekten tarihi bir adım atmıştır güzel canlar. Güzel canlar, Alevi toplumu içerisinde son süreçte tartışılan bir konu var. Konu şu, Hızır orucunun zamanı doğru mu? 1. 8, 9, 10 mu? 13, 14, 15 mi? Yoksa her yörenin kendisine göre oruç tutma süreçleri var. Örneğin
Tunceli bölgemizde çok daha farklı Ocak ayı içerisinde. Bu nokta itibariyle de birçok açıklama var. Biz bu açıklamaları ve bu açıklamaları dinledikten sonra tarih süreci içerisinde Hızır orucunun nasıl tutulduğuna dair bir bilgi sunacağız. Bu nokta itibariyle Hızır orucu geçmişte Rumi takvime göre, güzel canlar Hicri takvime göre değil. Bazı dedelerimiz Hicri ile miladi takvim arasındaki 10 gün söylüyorlar ama Hızır orucunun tutulma süreçlerinde Rumi takvim kullanılmış. Rumi takvimle miladi takvim arasında da 13 günlük bir fark var güzel canlar. Örneğin Hızır orucu Rumi takvime göre 31 Ocak ile 2 Şubat tarihleri arası. Miladi takvime göre ise 13, 14, 15 Şubat olarak ifade ediliyor. Şimdi tek tek ifade edelim ama Hicri takvim olarak böyle bir hesaplanması yok. Onu açıkça ifade edip ama önemli olan bir nokta var. Ama Alevi inancında her yıl Ocak ayının ikinci haftasından başlayarak Şubat ayının ikinci haftası Perşembe günü kurbanlarla birlikte lokmalarla, miyazlarla Hızır cemi ile canlar cem olur. Şimdi bu noktayı da biraz detaylandırayım size. Alevi inancında birinci hafta Hızır'ı karşılama haftasıdır. İkinci hafta ziyaretlere gitme haftasıdır. Üçüncü hafta güzel canlar müsaitlerin lokmalarını yapıp birbirini ziyaret etme haftasıdır. Dördüncü hafta Hızır'dır. Yani Şubat'ın ikinci haftası içerisinde salı günü başlıyor, çarşamba, perşembe. Şimdi dikkat edelim. 13, 14, 15 tarihleri arasında bir tarih bazı dedelerimiz, bazı kurumlarımız sunuyor. Şimdi bu sene 13, 14, 15 olsaydı pazartesi salıya gelecekti. Ama Hızır cemleri hiçbir zaman bu günlere gelmez ki. Hızır cemi nereye gelir? Perşembe'ye gelir. Ve takvim hazırlayanlar da toplumu bir şekilde yanıltmak da toplumun içerisinde şu anda bir kargaşa var. Beni arıyorlar. Başka dedeler arıyorlar. Ya dedem siz 8, 9, 10 diyorsunuz ama öbürü 11, 12, 13 demiş. Öbürü 13, 14, 15 diyor. Bu sorunu nasıl çözebiliriz? Bu sorunu da dedeler bir araya gelip tek bir karar verip Alevi toplumu da verilen bu karar neticesinde Hızır oruçlarını tutabilir. Ama doğrusu olarak güzel canlar Şubat ayının ikinci haftasının perşembesi. Peki perşembeye gelinceye kadar orucumuzun bitmesi lazım. O zaman salı, çarşamba ve perşembeye gelmekte. Hicri takvime gelince güzel canlar, Hicri takvim ile miladi takvim arasında 10 günlük bir fark var. Dikkat ederseniz Muharrem ayı her sene 10 gün ileri geliyor mu? Sebebi bu. Birisi Kameri denilen ay takvimi, birisi de Gregorian denilen güneş noktasında hesaplanan, yani dünyanın güneş çevresindeki dönüm sayısına, ay takvimi de ayın dünyanın çevresindeki dönüm sayısına göre hesaplanıyor. Ve bu nokta itibariyle 10 gün fark var. O zaman Hicri takvim olarak beyan edenlerin söylemine göre de 10 Şubat olması gerekiyor. Yine bakalım 10 Şubat'a güzel canlar. Bugün Perşembe. Perşembe 10, 11, 12. Cuma, cumartesi. O zaman cumartesi günü oruçlar bittiğine göre Hızır orucunu, Hızır cemini o gün yapmamız gerekiyor. Bu da doğru değil. Doğrusu bu benim. Bizim yörede de hep aynı böyle diyendi. Aynen öyle. Şunu söyleyeyim. Bilmeyen alim olunca yanlışlar çoğalırmış. Bu nokta itibariyle muhabbetimiz bitsin, sonra ben sizin sorularınızı alayım. Evet. Güzel canlar, tekrar Hızır'la ilgili bir muhabbetimiz olacak.
kızı ile İlyas İskenderi Zülkarne ile birlikte bir sefere çıkarlar. Bu sefer Zulümat diyarındadır. Bu Zulümat diyarında güzel canlar İskenderi Zülkarne'in iki tane çerağı çıkarır. Bir tanesini Hızır ile İlyas'a, bir tanesini de güzel canlar kendisi alır. Zulümat diyarına yolculuk etmeye başlarlar. Fakat Zulümat diyarında İskenderi Zülkarne'in Abu Hayat suyunu, İlmi'nin suyunu bulamaz. Hızır ile İlyas da Abu Hayat suyunu bulurlar. Abu Hayat suyunu içtikleri için bir rivayette de yanlarında kurutulmuş balık olduğu, bu su o balığa değdiği zaman balığın da suda yüzerek kaybolduğuna dair bir rivayet anlatılır. Şöyle ki, aslında olayın işi şu. İskenderi Zülkarneyn, bakın, dünyaya hakim biri. Savaşlar yapmış. Önce batıya, güzel canlar, sonra da doğu bölgesine sefer yapmıştır. İskenderi Zülkarne ile Hızır'ın Zulümat'a seferi demek, Zulümat dediğimiz zaman aklınıza hemen nefs emare gelsin. Yani nefsin kötülüklerine ne yapmışlar? Bunlar nefsi emmarenin kötülüklerine karşı bir mücadeleye girmişler. Peki, bu nokta itibariyle iki tane çera. Çera ışıktır. Işık insanın önünü gösterir mi? İnsanın yürümesine kolaylık mıdır? Evet. Işık mürşit demektir. Yani kişi nefsi emmaresini terbiye etmesi için bir mürşid-i kamilin ışığına, ilmine, irfanına, hikmetine, güzelliklerine sahip olması gerekiyor güzel canlar. Abu Hayat suyu denilen nokta, ilmi ledün denilen nokta ise nefsi emmare bizim neremizde? Kendi içimizde mi? Biz demiştik ya. Peki o zaman seferi nereye yapıyoruz? Kendimize. Kendimizdeki kötü duygu ve düşüncelerin yok edilmesine yapıyoruz. Ama bunu yaparken ikrar ile yola girip bir mürşid-i kamile bağlanmak gerekiyor. Mürşid-i kamile bağlanmadan nefsin terbiye edilmesinin, nefsin hüküm altına alınmasının da mümkünatı yok güzel canlar. Dikkat ederseniz ne içiyorlar? Su. Güzel canlar, yolda su ilim demektir. İlimle doğan ölmez, doğru mu? Bakın ilmi ledün. Eğer ki Hızır ile İlyas ilmi ledünün suyunu içmemiş olsaydılar ölümsüz olabilirler miydi? Olamazlardı. O zaman ne demek istiyor? Ey Talip, sen ne zaman kendindeki zulümat diyarına, nefs-i emmarenin diyarına sefere başlarsan, mücadeleye başlarsan, var bir mürşid-i kamilin kapısında ikrardır. Allah Allah. Çünkü o pir, o mertebeleri geçtiği için senin de nasıl geçeceğini, rahat geçeceğini bildiğinden dolayı sana kılavuzdur, sana yol göstericidir. Bu nokta itibariyle güzel canlar, pirin elinden içilen o ilim de insanın ebediyete kavuşmasıdır. Buna ölmeden önce ölmek deniyor. Kim ki ölmeden önce ölürse bir daha ölmeyecek. Bunlara diyorlar ki ölümü öldürenler. Allah Allah. Neden? Cenab-ı Hak diridir. Peki Cenab-ı Hakk'ın diriliğiyle dirilen ölür mü? İnsanı da Cenab-ı Hakk'ın ilmi diriltecekse insan ölür mü? Ölmez güzel canlar. Ölürse tenler ve hayvanlar ölür demiş. Canlar ölesi değil. Ölmekten maksat ne? Hani böyle bedeni bir ölümden bahsetmiyor. Kötü duygu ve düşüncelerin ölümünden bahsediyor. Nefs-i emmarenin ölümünden bahsediliyor. Güzel canlar, bir insana ekmek vermesek kaç gün yaşar? Belli bir zaman. Bir ay gibi. Süre. Erkan Can'ın dediği gibi. Peki, yemek yemediği için ölür mü? Çok güzel. Peki nefs-i emmarenin yemini, isteklerini, arzularını da ona vermesek onu öldürmez miyiz? Onu da öldürürüz. İşte
bize düşen bunu yapabilmektir. Ey gönüllerde aşk, dillerde zikir olan, ey dertlere deva, gönüllere şifa veren, ey kimsesizlerin kimi olan, ey darda olanların yardımcısı, zorda kalanların çağrısı olan, ey ilmüle dün ile dirilen, ey ölmeden önce ölüp hakkın diriliğiyle ölümsüzlüğe ulaşan, senin aşkın, senin sevginle cem olmaktayız. Senin aşkınla oruç tutup nefs-i emmareyi hükmümüzün altına istemekteyiz. Ya ilahi, Hızır aşkına, senin rızan için tuttuğumuz oruçları sen dergah izzetinde kabul eyliyesin. Allah Allah. Zahirde oturduğu yerleri yemyeşil eden Hızır, batında da gönüllerimize otursun ki gönüllerimiz ilm-i ledünle yaşarsın güzel canlar. Gönüllerimizi ilm ile öyle temizlesin, öyle pak eylesin ki orada zerre kadar kir kalmasın. Kim gibi? Ehl-i Beyt gibi. Kim gibi? Hak ile hak olmuşlar gibi. Kim gibi? Cümle insan-ı kamiller gibi. Ey karanlıkları, cehaleti aydınlıkla ve ilimle bütün güzelliklere ulaştıran, sen de bizdeki karanlıkları aydınlığa ulaştır ki biz Cenab-ı Hakk'ın nuruyla gülüp Cenab-ı Hakk'ın cemal ve didarına erişelim. Ey nurani yüzlü, ey latif sözlü olan, ey yerin göğün, zahir ve batın alemlerin sırlarına agih olan, sen sırlarını, esrarını, hakikatini bahşet bizlere. Ey özün özünden haberdar olan, ey özün özünden haber getiren, ey haksal kaynaktan beslenip hiç acıkmayıp susamayan, ey ölümü öldürüp ölümsüzlüğe kavuşan, ey hak ile hak olan, dilimizde adın, gönüllerimizde aşkın ile sana sesleniyoruz. Yetiş canımıza ya kızım, yetiş ya kızım. Sen bizi darda, sen bizi zorda, sen bizi tufanda bırakmayasın. Sen inayet elinle bize yetişesin ya kızım. Şu anda darda olanın darına, can isteyenin canına yetişeceğiz. Allah Allah. Ey Rabbül Alem. Yeryüzü düşkünlerle çoktur. Düşkünün sesini duyan da Hızır'dır ki Allah Allah. Hızır onların canına yetişsin. Allah Allah. Hızır onların imdadına yetişsin. Hızır onları darlıktan kurtarsın güzel canlar. Ya Hızır. Nefsimizin elinde dardayız. Nefsimizin azgınlığıyla zordayız. Nefsin kötü alma arzusuyla kavgadayız. Nefsin azgınlığı içinde kalmışız. Ey hakkın inayet eli olan sen. Sen Hüda'nın rahmetine, ilmine muvaffak olansın. Sen mananın kendisisin. Sen kapına gelene mürşitlik edensin. Ey ilm-i ledünle ve bütün güzelliklerle cem olan, sen bize kılavuz olasın. Hakkın nuruyla bize rehber olasın. Sen ki yol göstericisin. Sen ki doğru yolun kendisisin. Sen ki Ali'sin. Ali de sensin ya Hızır. Allah Allah. Ey Hızır, yardımınla zulümatı yenelim. İnayetinle hidayet bulalım. Seni çağırdığımız zaman, nefsimizin elinde zar ağladığımız zaman o nefsi terbiye etmek için sen bize güç ve kuvvet veresin. Ey dilimizde zikir, her an çağırdığımız hak ile hak olana seslenişimiz sensin ya Hızır. Ey bin bir donda, bin bir surette görünen, ey aslı manayı manayla hak olan, ey kalpleri yeşerten, ey kalp noktasından hakkani gözle, cam gözüyle cümle alemleri seyreden, ey kalp kulağıyla cümle seslenişleri, imdatları, çağrışları duyan, ey hak dostlarıyla gönül diliyle konuşan, ey her an tay zaman tay mekan ile can imdat isteyenin can imdadına yetişen,
Sen can imdadımıza yetişesin. Allah Allah. Sen bizi darda zorda komayasın. Allah Allah. Sana sesleniyoruz ya. Hastası olanın hastasına şifa veresin. Allah Allah. Derdi olanın derdine deva olasın. Allah Allah. Karda, tipide, zorlukta Allah kalanın Allah. Can imdadına yetişesin. Allah Allah. Şu anda elinde ekmek olmuyor. Elini açıp sana dua et. Allah Allah. Sana yönelenlerin sen yönelişine ses veresin. Allah Allah. Ya sen bizi Hızır'ın nuruyla nurlandırasın. Allah Allah. Sen bizi gerçekliğine, hakikatine ulaşanlardan eylesin. Allah Allah. Güzel canlar, Cenab-ı Hak bizi Hızır'ın güzelliklerinden ayrı koymaz. Allah Allah. Onun güzellikleri cem-i cümle insanların üzerine olsun. Allah Allah. Dikkat ederseniz biz bildiğimiz dille birbirimizi duyuyoruz. Ama Hızır bin bir dili bilip herkesin dilinden kendi de seslenişini duyuyor, yetişiyor. Türkçe seslenene yine yetişiyor. Zazaca seslenene de yetişiyor. Kürtçe seslenene de yetişiyor. Doğru mu? Farsça seslenene de yetişiyor. O bütün dilleri bilendir. Yeryüzünün bütün dilleri Hızır'ın dilidir. Ama gerçek dilini sorarsanız Rabçadır. Hal dilidir. Gönül dilidir. Zazaca Hızır'ın dili değildir. Hızır'ın dili mana dilidir. Onun için o mana diliyle bütün insanları bilmekte ve onlarla cevap vermektedir kızım. Güzel canlar, lokma katmak isteyen canlar Hızır lokmasına lokmalarını katabilirler. Şu anda bizi izleyip de lokmalarını yollamak isteyen canlar da lokmalarını bize yollayabilir. Allah nasip ederse lokmalarımızı şöyle düşündük. Gelecek hafta Perşembe Cem'den önce lokmalarımızı yapalım. Vallahi. O gün de lokmalardan sonra da Cem'imizi yapalım güzel canlar. Hepinize aşkı niyaz ediyorum. Vallahi. Hak yar ve yardımcımız Hızır her an, her zaman kılavuzumuz. Allah Allah. Allah.